Evet arkadaşlar, Fallout serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz plazma silahımız var. Plazma rifle. Bunu turbo plazma rifle'a çevirme quest'i için neydi o şehrin adı? Boneyard. Boneyard'a gitmemiz gerekiyor. Boneyard'ı henüz keşfetmedik ama yerini biliyorum. Boneyard yolları. Boneyard, şu karanlık bölgeye gidelim. Orada bir yer, ya yani orada değil de onun aşağısında olacak. Ya yani yok, şuralarda bir yerlerde ya. Şöyle. Aha. Encounter, yani rastgele karşılaşmalar deniyor. Motion sensor çıktı. Bunlar şans yeteneğinize bağlı olarak karşınıza çıkabiliyor, iyi ya da kötü şeyler. Burası Boneyard olması lazım. Bakayım. Şurası da katedral arkadaşlar. Bizim işimiz Boneyard'da. Tamam, silahımızı taşımıyoruz. Burası nereye iniyor ya? Ha. Trade. Bunu verelim. Param var mı? Yok. Steampack alalım yerine. Hepsini ver. Çok ucuzdan veriyorsun Steampack'i de. Ben sana o zaman bunun yerine ne vereyim? Bir tane C4 patlayıcı. Bu da pahalı. Redix. 31 ya da para vereyim hadi sana. Şimdi orayı daha önce bilmiyordum. Şimdi şu reisle konuşuyoruz. Şu yönergeleri izliyoruz. Şu hidro fixed hydrophonic farms quest'in adı. Onu yapacağız. Quest pip bayımıza düştü mü? Düştü. Sonra şu reisle de konuşuyormuşuz. Evet. Hydroponic Farms hakkında bilgi alıyoruz. Klavlarla kapışacağız. Bölge onların bölgesi. Şu kuzeyde, kuzeyden çıkacağız oraya. Şuradan geliyoruz şehre. Buradan o hidrofonik, yani bir tane parça var. O parçayı bulacağız aslında. Bu
Buraya geliyoruz. Burada Dead Claw'lar var. Gündüz gözüyle gelsek daha iyi nişan alabiliriz. O yüzden sabaha kadar beklemenizde fayda var. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bir Deathclaw. O bizi fark etmeden vursaydık biraz daha stratejik olabilirdi. Gözlerini ateş edin arkadaşlar. Deathclaw'ların gözleri biraz daha hassas. Genelde 4 vuruşta 250 hit point'ini almak lazım ama. Yani plazma silahınız yoksa biraz zorlayabilir tetkalar sizi. Mesela şurada bir tane orası. Yani şu içeridekini alalım ya. Şuradan geçersek alabiliriz onu. O bizi görmeden bir ateş edebilir miyiz şuradan? Şöyle görüş açısına gelelim. Nereden gördü bizi? Oo, ikisi birden geliyor. Oo, 172 vurdu, güzel. Müthiş bir crit attık, 172 damage'le. Geri çekil. Burada geri çekil abi. Atış serbest. Neredeyse arkadaşlar hasar yemeden Deathclaw'ları hallettik mi? Hallettik. Parçalar bunlar arkadaşlar. Tabii maksimum kapasitenin üstünde olduğumuz için alamıyoruz. Bazılıkları şuraya koyalım. Şunu koyalım. Patlayıcılarımızı koyalım. Şimdilik yeterli. Parçaları aldık. Şimdi şurada bir quest daha olacak. O quest'i de yapmanızı tavsiye ederim buraya gelmişken. Bu quest Deathclaw'ları şunu isteyeceğiz. Deathclaw'ları yok etme quest'i. Şu reisle konuşuyoruz. Deathclaw'ları yok edeceğiz. Burada Deathclaw'lar canlanmadı daha. Şu Power Armor sertleşmiş, pardon, Power Armor değil de Turo plazma silahımızı yapalım biz önce.
Sonra Kraliçe 4, Kraliçe Deathclaw var orada, onu öldüreceğiz. Önce turbo plazma silahımıza kavuşalım. Evet, şimdi Orais'le konuştuk. Ondan sonra Smithy ile konuşuyoruz. Ve bizim silahımızı, standart plazmamızı, turbo plazma rifle yapıyor. Evet, şimdi Power Armor'umuzu sertleştirme quest'ini yapacağız. Hap şehrindeki kitapçı Stapleton var. Ona gidip bir şeyler alacağız. Yani kitaplar alacağız. Hemen o quest'imize başlayalım. Gideceğimiz şehir Hap. Elimizde artık turbo plazma rifle'ımız var. Turbo plazma silahımız var. Hub'a gidiyoruz. Yakında zaten. Neredeydi bu ya? Downtown'daydı değil mi? Downtown. Şurada kütüphaneci ile konuşuyoruz. 750'ye alıyoruz. Almamız gereken şeyi. Ve Boneyard şehrine geri dönüyoruz. And returning back to Boneyard City. İngilizce yayı mı yapsam ya? Neyse, İngilizcesi zaten vardır. Biz kendi dilimizde yapalım. Turbo plazma. Çok güçlü oldu silah ya. Artık ilgimizi çekmeyen silahlar. Neredeydik? Aditum. Kaydedelim. Şu an 34 armor class ve rezistler şu şekilde. Power armor'u geliştirdik. Hardened power armor oldu. Ve rezistler şu şekilde değişti arkadaşlar.
Evet, Power Armor'u sertleştirdik. Plazma silahımızı Turbo'ya çevirdik. Ve şimdi şu Mother Death Claw'ı öldürme questine geçelim. Önce Blades'e uğrayacağız. Onun için Downtown'a gitmemiz lazım. Blades'e uğramak için. Burası Downtown, evet. Blades burada. Onların lideri Razor'la konuşuyoruz. Şimdi bundan görevi aldık. Demin gittiğimiz Gunrunners'tan bunlara silah sağlamasını isteyeceğiz. Yeni Death Claw'lar gelmiş buraya. Öldürelim. Experience kazanacağız neticesinde. Plazma silahımız müthiş hasarlar veriyor. Ve 3 action point istiyor sadece. Ama gözünden vurmak önemli tabii. Yani 4 action point kullanırım ama yine de gözünden vurmak lazım. 159 hasar. Mesela bitirdik bunu. Evet, level aldık. Yine skill points'leri tutuyoruz burada. İşimize yarar diye. Gunrunners'a geliyoruz. Bu Razor'ların silah meselesi hakkında konuşacağız. Evet, silahlarını kullanabileceğim arkadaşlarım var. Onlar için, senin için Death Claw'ları temizlerim diyoruz. Bunlar da Razor'ları silah temin edecekler. Biz de bunun karşılığında para ve experience kazanacağız. Şimdi Death Claw'ları temizleyeceğiz. Daha doğrusu Kraliçe Death Claw'ı temizleyeceğiz. Şuradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Kraliçenin inine. Evet, kraliçe bizi gördü, geliyor üstümüze. Gözünden vuramayacak kadar uzağız. Normal ateşimizi yapıyoruz. Yüksek hasar veremedik. %64 ihtimal olsa da gözünden vuruyoruz ve 165 hasar veriyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Power armamızın gücü müthiş bir şekilde dayanıyor.
Ve 150 damage daha vurup Kraliçe Deathclaw'ın hayatını sonlandırıyoruz. Ve bu Deathclaw yumurtalarını da yok edip quest'i tamamlamamızla ilgili önemli bir adım atıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar Gunrunners'a gidelim. Silah tüccarlarına. Deathclaw'ların icabına baktığımızı söyleyeceğiz. İcabına baktık. Evet. Yok ettik. Arkadaşlarım için silahlar. Tamam, teşekkür ederim. 1000 experience. Para verdiğimi bilmiyorum. Canı sağ olsun. Ne diyor? Evet, o görev tamam. Bizim Blade Squill'de bir gidelim bakalım. Oyunun kitapçığında bu Blaze'lerin de Thief Guild'le bir alakası olduğu yazıyor ama. Tamam, şuradan gidiliyordu sanırım. Evet. Ha. Editumu invite edeceklermiş. Dağıtacaklarmış. Şimdi burası kritik bir nokta arkadaşlar. Zimmerman'la konuşmalıyım mı diyorum. Evet, Zimmerman'la konuşmalıyım diyelim çünkü bu çete liderini öldürme seçeneği de var. Çünkü istila etmeye çalışacaklar büyük ihtimalle şeyi. O ilk görev yaptığımız şehri. Yani bu kötü adamların tarafını seçip o en başta şehrin girişindeki hakim gücü de yok edebiliriz, öldürebiliriz. Bunların kontrolünü alabiliriz şehri. Ya da onlarla işbirliği yapıp bunları da öldürebiliriz. Kararı diğer videomuzda verelim diyorum arkadaşlar. Bu videomuzda plazma silahımızı güçlendirdik. Turbo plazma rifle yaptık. Ondan sonra power armor'umuzu hardened power armor'a çevirdik. Şu resistleri arttı power armor'umuzun. Ondan sonra Deathclaw görevini yaptık. Deathclaw'ları öldürdük. Şimdi Razor'lar bize bazı şeyler hakkında gebeler. Yani bu şehirde büyük bir savaş yaşanacak.
Bir sonraki videoda ancak şu Brotherhood of Steel'e gidip şu Special'ımızı güçlendirmeyi, yani hepsine bir puan almayı planlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.